Merhabalar, videoya başlamadan önce her zaman olduğu gibi sponsorumuz konsol oyuna bu oyun ücretsiz sağladığı için teşekkür ederiz. Bu sefer fazladan bir teşekkür ediyorum Taner abiye buradan, çünkü adam bu oyunu harbiden benim için getirdi. Almaya hiç niyeti yoktu ama ben başının etini o kadar çok yedim ki Gravity Rush, Gravity Rush falan filan diye. O da tamam lan getireceğim dedi. Getirdi yani, sağ olsun, resmen adam sadece benim için getirdi. Yoksa bu oyunu satamayacağı ve muhtemelen bu videoyu izleyenlerin %95'inin de bu oyunumun da olmayacağını bile bile getirdi. O yüzden buradan ona teşekkür ediyorum. Ve ilerleyen günlerde başka ilk izlenen videoları daha gelecek. Şu an elimizde Assassin's Creed Chronicles, şu 2D platform olan Assassin's Creed oyunu ve bir de Street Fighter 5 var tabii ki. Onların da ilk izlenimleri bugünlerde gelecek ve bir Street Fighter 5 çekilişimiz de olacak. Hatta bundan sonraki oyunlarda da çekiliş yapabiliriz belki. Hepsinde yapabileceğimizin garantisini vermiyorum ama bazı oyunlarda bundan sonra yani çekilişlerin sayısı birazcık artacak gibi duruyor. Her neyse, konsol oyunun sitesine buradan gidebilirsiniz. Aynı zamanda kendilerinin bir YouTube kanalı da bulunmakta. Eğer konsol oyun diye ararsanız oradan da kendilerine ulaşabilirsiniz. Videoya geçelim. Evet, herkese merhabalar. Yepyeni bir ilk izlenime, Gravity Rush'a hoş geldiniz efendim. Bu benim gerçekten oynamayı çok istediğim, hatta neredeyse Vita almama sebebi olabilecek bir oyundu. Neyse ki er ya da geç PlayStation 4'e duyuruldu ve çıktı. Ben de sonunda oynayabiliyorum. Aslında bu videoyu şu anda çekme niyetinde değildim açıkçası. Şu anda elimde Street Fighter 4 vardı. Onun ilk izlenimini çekme niyetindeydim ama Street Fighter 4 bir anda böyle 5 GB'lık güncelleme dedi. Dedim sen onu indirene kadar ben şu Gravity Rush'ı aradan çıkartayım. Hani. Ve aynı zamanda oyun çıkalı yani bir haftadan fazla oldu galiba ama ben o süre zarfı içerisinde yeni Digimon oyununu oynuyordum. O yüzden yani bir 80 saati falan oyunu harcayıp bitirdikten sonra ancak hani sıra geldi de oynayabildim. Ve sonunda görebileceğim çok sevgili neymiş bu oyunun olayı hani bunca zamandır. Yani oyunun yer çekimiyle alakalı olduğunu biliyoruz. İsminden de belli olduğu gibi Gravity Rush yani hani. Orijinal versiyon Gravity Days miydi? Elmayı sallandırmak için X'e bas. Peki. Yay! It's gameplay. Bugünlerde sürekli PS Vita portu oyunlar oynuyoruz bu arada. Digimon da yeni Digimon oyunu da PS Vita oyunuydu normalde. Sonradan PlayStation 4'e çıkardı. Bir an Japonca zannettim. Sonra duyunca anladım ki hiç alakası yok yani. Tek hatırladığım bu. Bir öncekileri şey demişti. Ya keşke başka bir yolu olsaydı. Vallahi açıkçası Digimon'dan daha iyi görünüyor hani. Digimon'dan çok da önce çıkan bir oyun olmasına rağmen Digimon çok sınırlıydı birazcık hani. PS Vita oyunu olmasına rağmen PSP oyunu hissiyatı veriyordu ama bu öyle olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yes. Elma hala yuvarlanıyordu son gördüğümde. Evet, hala yuvarlanıyor. Yer çekimini mi öğretmeye çalışıyoruz? Elmayı aşağı bırakırsanız yuvarlanır. Bak, adam haklı. Bu arada yeni oyun da, yani Gravity Rush 2 de çıkacak bu sene içerisinde Japonya'da 2016'da. Yani Batı'ya ne zaman gelir kim bilir ama umarım gelir Batı'ya da 2016 içerisinde. İkincisi direkt PlayStation 4 oyunu olarak geliyor. O yüzden o yüzden ilk oyunu aradan çıkarmak önemli. Eğer ikinci oyunu oynamak isterseniz tabii. Harbiden bu ara fazla şey oynuyorum ben. Vita port oyunları oynuyorum. Yani Digimon'dan bir de Tearaway Unfolded oynuyorum bir de. O da asıl Vita oyunu biliyorsunuz. Her ne kadar PlayStation 4 için birazcık baştan geliştirilmiş falan filan olsa da Vita ile aşağı yukarı aynı oyun diyorlar onun içinde. Vita'sı versiyonu hiç bakmadım şimdi bilmiyorum da. Yani Tearaway Unfolded da tabii ki 2015 listesine yeni bir oyun ekleyebilmek için oynuyorum. Çünkü hala yok yani hani hala bir iki oyun eksik yani. Bu gidişle top 8 videosu yapacağım. Elma yuvarlandı, ana karakterimize geri döndü.
Evet sevgili ana karakterimiz. Şu ana kadar senin ismini bile öğrenmedim. Hani bu oyunu ne kadar merak etmeme rağmen açıp senin ismini öğrenip, çünkü yani bu oyunu oynamayıp da bu karakterin dizaynına bayılıyorum ya, harika bir karakter falan diyen tiplerden biri olmak istemedim arkadaşlar. Çok fazla öyle tip var. Mesela hayatın Devil May Cry oynamayıp Dante fanı olan tipler gibi. Hani yani bir şeyi tartışmasını yapanlar var. Hayatın Devil May Cry hiç oynamamış adam, eski Dante daha iyiydi falan. O tiplere acayip kıl oluyorum. Zamanında da anime versiyonları vardı onun. Code Geass izlemeyip Lelouch fanı olan manyaklar vardı falan. O yani olayın mantığı bu. Şu an Tokyo Ghoul izlemeyip Kaneki fanı olan... Neyse Tokyo Ghoul konusuna girmeyelim. Miyav dedik çocuk bize. Yani kedi. Üzerinde yıldızlar olan bu sevgili kedi. Gördüğünüz gibi oyunun yazarlarına artık ne kadar çok para verdilerse korkunç derecede adamlar zekice diyaloglar yazmaya başlıyorlar. Kedi miyav dedi ya. Oyunun açılış diyaloğu, bakın yani hani baştaki anlatışı tarzı o şeyleri saymazsak, oyunun açılış diyaloğu miyav. Emin olabilirsiniz elinizde böyle bir script varsa, eğer böyle hani oyunu yapmadan önce yazar gelip böyle laf diye masaya koyduysa 300 sayfalık scripti, böyle çıkarıp böyle kalınca bir script falan filan açınca böyle o hani yani yazarla yönetmen aynı kişi değilse, bakmadım kontrol etmedim ama hani yönetmen böyle kapağı açıp gözünde ilk sahneyi canlandırırken gördüğü şeyi bir düşün, böyle kapağı açıyor ve ilk diyalog miyav miyav, koskoca böyle scriptte miyav. Daha fazla uzatmadan oyuna geçelim. Ama harbiden çok saçma. Burada ne yapıyorsun? Sen de mi kayboldun? Sana verebileceğim hiçbir şey yok. O yüzden git ve başka yerde yemek dilen. Pırr, şimdi mırlamaya başladı. Neredeyim? Bilmiyorum. Kamerayı oynatamıyorum. Right stick kamerayı oynatmıyor mu? Wow, koşmaya başladım. Aha! Lost Cat. Cat galiba bizim karakterin ismi. Orada Cat, Matt falan hani kediye gönderme yapıyorlar bildiğiniz gibi. Hani kayıp kedi bilmem ne. Ama bu nasıl bir kamera lan? Kamerayı ben oynatıyor muyum oynatmıyor muyum, o belli değil ki. Neyse. İlerleyelim bakalım. Muhtemelen ilerledikçe açılacak yani her şey herhalde. Neden hiçbir şey hatırlayamıyorum? Bilmiyorum ama gerçekten bir PS Vita oyununa göre için grafikleri hiç de fena değil. Nasıl buraya geldim bilmem ne. Herkes nerede? Derken tekrar yavaşladık. Bizi izleyen bir sapık var diyecektim. X. Ah. Bakın. Oğlum bakın diyalogların mükemmeline bakın. Miyav. Ah. Harika gidiyoruz. İlginç bir giriş. Ha, bırak beni. Please mi diyecek? Aynen. Please. Yardımına ihtiyacım var mı diyecek? I need. Grrr. Süper gidiyoruz. Bırak. Şlak. Herif. Pis sapık malına. Git başkasıyla uğraş, ama kızarmış bak. Hoşuna gitmiş, çaktırmıyor aslında böyle şeyler böyle. Bir dakika, anlamıyorsun. Oğlum kurtarmalısın. Oğlunu mu? Niye? Niye ben? Bu taraftan gel. Gizemli adamı takip et. Hadi hayırlısı, geliyorum. Kimse kim kapattı bilmiyorum. Bekle, bu şey yoldan çekemiyorum. Çekebileceğin ya. Oha. Hadi. Oha, hadi lan. Öküz gibi ya, hadi lan oradan. O öküz gibi metal şeyi sen mi kaldırdın? Git onu kendin kurtar o zaman. O kadar güçlüysen. Çahmağım var mı? Kedim bana o kargayı hatırlatıyor derken, hangi kargayı? Bu arada ben kamera üzerinde hiçbir kontrolüm yok şu anda. Hani kamera tamamen kendi hareket ediyor benim yani dönüşlerime göre. Sağlamak hiçbir şey yapmıyor çünkü. Nerede, kim nereye kaçıyor? Ne oluyor? Ne oldu ki, adam niye kaçtı? Ben de o tarafa kaçmam gerekiyor zannettim. Kaçmaya çalıştım, olmadı da. Ha yok. Adam buradaymış. Evin dağırma da evin dağılıyor. Breaking apart ya da yıkılıyor mu diyelim, ne diyelim. Harbiden bana kamera kontrolünü verecek mi acaba bir noktadan sonra? Baba gel, baban geliyor Eugene. Eugene!
En azından ismi doğru telaffuz ediyor. Yuhi! Yer çekimiyle alakalı sıkıntılarınız mı var? Cat'i çağırın. Mı? Ben mi yapacağım şey? Neler oluyor? Çabuk onu orada, onu görebiliyorsun. Oğlum evde sıkıştı. Fırtınadan götürülecek. Ben ne yapabilirim ki? You like that crow girl? O, sen o karga kız gibisin değil mi? Kedini kullanarak oraya çık ve onu kurtar. Karga kız mı? Ne karga kızı? Hadi lan numara yapmayı bırak. Gökyüzünden böyle vızın diye uçtuğunu ve hiçbir bir şey olmadan vızın diye geri indiğini gördüm. Harika anlatıyorum. O süper gücünü kullan ve oğlumu kurtar. Süper güç mü? Kötü başı oynuyor kedinin. Ha canım. Miyav. Ne? Benim hiç süper gücüm yok ki. Mi? Varmış. Yuji'yi kurtar. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Oo. Bunu ben mi yaptım? Nasıl duvarda duruyorum? Prrr. Bunu sen mi yaptın? Miyav. Head towards the inner hall. Ne? Bir dakika. Hah, kamera kontrolüne başladım. Tamam. Tamam, okey. Sıkıntı yok. Tamam da ne istiyorsun benden? Oraya doğru koşacağım. Jump! Daha iyi zıplamalı diye düşmüştüm. Kontrolü bıraktım. Kendim yapıyor, ben mi yapıyorum emin olamadığım için de. Lan çocuk gidiyor la! Kurtaracak mıyız çocuğu? Kurtaralım çocuğu hani. Kurtarırız değil mi çocuğu? Tamam. Ne yapıyorum? Buraya bir float. I made it. Bir de nasıl yaptığımı bileydim. Yani şu an çözemedim de çözerim yani hiç. Hani yer çekimi yani nasıl kontrol ettiğimi hala anlamadım yani. Mantığını anlamadım yer çekimini. Çok garip çalışıyor sanki. Ah derken hani olmadı. Allah! Bir saniye dur şöyle. Yani ne tarafa bakarsam yer çekimi oraya doğru mu gidiyor? Ben anlamadım ki. Ben ne tarafa bakarsam yer çekimi oraya gidiyor yanlış anlamadıysam. Galiba sanki sanırsam. Öyle mi? Mesela şöyle bastığın zaman yer çekimi direkt bu tarafa bakmış oluyor. Yani yer çekimi mekanikleri kullanarak ilginç puzzle'lar çözülebilir oyunda. Ya bir ilginç puzzle olabilir. Vallahi gitti çocuk. What the heck was that? I don't know. Nereye gitmemi istiyorsun benden? Oraya. Hoppa. Tamam. Yaklaşıyorum. Peki. Şimdi. Gitti ya lan, niye öyle oldu? Kontrolü niye öyle kaybettim biraz önce anlamadım da. Jump. Ah fuck, come on. Jump. Yani neredeyse geldim öyle mi? Nereye? Nereye geldim neredeyse? Ha çocuk gitmemiş, çocuk sağlam hala. O ne be? Polis! Çocuğu kurtaralım derken polis gitti. Değdi mi yani? Ya yani, tabii ki değdi. Çocuğun hayatı daha önemli de polisler. Yani ne bileyim hani. Hani yani birileri öldü sonuçta. Çevir yer çekiminin gücü. Acaba neler dönecek? Harbiden merak ediyorum. Yani şu an tutorial'ı tabii ki basit daha her şey. Yer çekimini kullanarak ne tür şeyler yapabiliyoruz onu merak ettim şu an.
Miyav kedicik. Oha. Oyunun miyav diye başlamasının bir sebebi varmış. Kedinin gücü var. Alba mı oğlum? Kimsenin umurunda değil mi ölen polis bu arada? Evde birilerini yıkmasa bari. Tutarsın, tutarsın sen onu. O adam o şeyi kaldırdıysan, metal kapıyı kaldırıp atabildiyse sen de... Ne yapayım lan? Ne yaptın? Ne yapacağım? Ben bir şey yapmadım. Ne yapmadın? Oğlumu kurtar dedim sana. Evimi yok et demedim. Evimizi geri ver. Hayda. Benim hatam değildi. Ben düşmesini engellemeye çalıştım. Bir gravity shifter, evet. Bir yer çekimi değişimcisiymiş bizimki. Güvenmemiz gerektiğini biliyordum. Sizler beladan başka bir şey değilsiniz. Annemin bütün eşyaları o evdeydi. Geri getir şimdi. Ama... Ciddi ciddi evi geri mi getireceğim şimdi? Ben hiç yanlış bir şey yapmadım. Yo, bildin kaçıyoruz ya. Hey, nereye gidiyorsun? Ne diye çevirelim ki shifter şimdi yani? Hani yer çekimi değiştirici. Bütün bu değiştiricilerin hepsi shifter diyelim abi. Shifterların hepsi zaten çürük ya bunlar. Çürümüş herifler ya. Aynen öyle baba ya. Zavallı kent. Sokaklarda karnı aç falan. Ne yapmam lazımdı? Onlara yardım etmeye çalışıyordum. Gördün ne? Ya bir şey mi gördün? Ne gördün? Bir kapı. Aman tanrım, daha önce hiç kapı görmedin mi yoksa Cat? Là je suis ma chérie. Et je crois plus à vivre de one thing. Kapalı kalmış anılar. Là je te boşluğa, yani köşe ucunda durup köşe boşluğa bakarken ilerlemek istemedim ama geri de dönemedim. Okey. Sen neyin nesisin? Şeyi değiştiren sen miydin? Yerçekimi değiştiren sen miydin? Şimdi ne yapacağız? Sanırım ikimiz de yalnızız, o yüzden birlikte kalalım. Sanıyorum sana bir isim vermeliyim. Dusty'ye ne dersin? Sevdin mi? Dusty'ye gel, gel pis pisi. Ne? Sevmedin mi? Bence harika bir isim. Dusty mi koyduk yani şimdi kedinin ismi? From Oblivion. Ha? O bir karga mıydı? Evet. Hey Dusty, bekle. Catch Dusty. Nasıl? Nasıl yakalayacağız Dusty'yi? Nereye gidiyorsun? Kaçma. Kaçma. Dusty. Yakaladım işte. O kargayı izlememi istiyorsun. Tamam hadi gidelim. Olur, gidelim bakalım. Tamam da hadi o zaman ver bana şeyi. Yani de bu şekilde. Bayağı. Uhu. I'm coming for you nigga. Yakaladın mı lan? Yakalayamadım galiba. Ne? Right stick to tilt controller while floating, choose direction while floating, shift gravity, fall forward. Ben şey, her neyse şunu almak istedim yani şu anda. O neydi aldığım şey? Ne yani, almamam lazım. Anlamadım ki, illa kargaya mı dokunmam lazım? Fuck you karga. Yakaladın mı? Yakalayamadım. Yakalayamadım mı? Level return to normal gravity. Normal. Ooh. Ha. Ah. Vay. Vay. Çok hoş lan. Oo. Oh. Bir saniye, nereye gitti? Nereye gittin? İyi lan, hoşuma gitti bak şimdi. Oo. Oh. Bizimki kedi, o da karga mesela. İsmi Cat, onunki ne? Chrome mu? K ile yazılan Chrome mu? Ney? Harbiden.
Hani bizimkinin ismi Cat'se eğer, K ile yazılan Cat'se eğer, onun ismi de niye Crow olmasın? Wow. Bir saniye. Ya bir dur, bir şeyler topluyorum ben. Selam Crow, ismin Crow mu, önce onu bir öğrenelim de. Bayonetta'daki can gibi bununla da böyle sağlam epic rival boss fightlar olsa çok iyi olurdu ya. Ne oluyor lan, polise niye dalıyorsunuz? Oha. Cat bir anda martial artist olduğunu öğrendi. Bir anda öyle içinden geldi. Yani anıları yok ama vücudu onu dinledi. Episode 2. Şehrin üzerindeki gölgeler. Hadi bakalım. Tam zamanında geldin. Serserileri çevirdi, takip edip korvalıyordum ki etrafım sarıldı ve harikaydın ama sen kimsin? Hey! Çekil bakayım. Bu sadece gördüğüm, bu sadece yalnız, just sadece diye çevirdim, inanamıyorum. Bu demin gördüğüm kız, yanındaki kargasıyla beraber. Raven. He. 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 Tamam, tamam. Hani karga değil, ya da K ile yazılan Crow değil ama kuzgun koymuşlar ismini. Hmm. Neden olmasın tabii, ama ne bileyim, insan bir kelime oyunu yapar hani, cat, yani K ile cat, jet, hani yani hani buna da öyle bir şey yapabilirdiniz yani, bilmiyorum, hani Raven birazcık şey oldu. Affedersin efendim. Sen kimsin ve burada ne yapıyorsun? Hatırlamıyorum. He? Bak, hatırlamıyorum, hatırlamıyorum dedim. Ne, kim olduğum veya burada ne yaptığımı bilmiyorum ama bu kız biliyor olabilir. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Kafanı falan mı çarptın? Hayır, yani sanmıyorum. Bu harika, bu gerilim ya da gizem romanlarından birinin başlangıcına benziyor. Gidin, çekil önünden. Bu yüzden ilk serserilerden biri... O ne be? Savaşacak mıyız? Savaşacağız. Yay! Tekme atabiliyorum. Yay! Dur bakayım. Asıl benim denemek istediğim farklı şeyler var ama. Bunun gibi! Olmadı. Olmadı. Durur musun? Olmadı. Şöyle. Hızca! Olmadı. Havada uçarak savaşabiliyormuşum ama. Ha, bir saniye. Sonsuza kadar yapamıyorum bunu. Süreliymiş. Tüh. Ben sonsuza kadar olduğunu düşünmüştüm. Bu fazla kolaydı. Evet, öyleydi. Evet, peki. O kadar hızlı atıyorlar ki kaçabileceğimden emin değilim gerçekten. Kesinlikle. Çok hızlılar. Lanet olsun. At bayım. Aman tanrım. Bir kere de benim olduğum tarafa doğru atmaya çalış lütfen. Her neyse. Yine mi? Yine. He, böyle yapmam gerekiyormuş. Olay buymuş. Yes, işte bu, işte bu, işte bu. İşte şimdi oyun çok daha ilginç hale geldi. Fuck you. Yeah. Nice. Tamam, bana bırak sen onu. Sen takma onu kafaya. Kamerayı çevir. Enemy marker. Enemy position adına gelen red marker. When enemy is off screen, the marker changes to an arrow indicator at the detection. Ha, okay. Düşmanın yerini göstermek için söylüyor şu şekilde. Okey, sıkıntı yok. Vaca! Fuck yes, tamam. Huu! Eğlenceli. Ben bu oyunda gerçekten eğleneceğim. Bu mekanikler çok hoşuma gitti işte. Önce fırtına, şimdi yaratıklar. Burada neler oluyor böyle? Siz, yo, siz yalnız. Yo diyor herif, ben you diye okudum onu. Officer Seat, Memur Seat. Neredeydin adamım? Buradan gitmen gerekiyor. Ha? Neden? Bak, bu göç... The power that we don't care for you shifters, you make them feel less... Well, ne? The power that we don't care for you shifters.
The powers that be don't care for you shifters. İngilizcem yetmedi belli oraya. Hiçbir şey anlamadım. An unknown with superpowers who just happens to show at this... Yani yaratıkların tam belirdiği anda bilinmeyen süper güçlü olan birinin daha da çıkmasını mı? Yani bunun arasında mantıklı bir bağlantı yok. Ne bağlantısı? Bak sadece açıklamaları bana bırak işte ben hallederim. Eğer öyle diyorsan ki şey kaçtım. Yo Sid neredesin? Yaratıkların şehre yerlere saldırdığı gündü. Bilmiyordum ama o garip polis memuru Sid buradan sonraki olaylar içinde büyük bir yere sahip olacaktı. Büyük bir role sahip olacaktı. Aslında olmasa olurdu yani. Hani olmasa da olurdu. Ve ben kendi rolümü de asla ne olacağını düşünemezdim. Şehir sallanmış. Sallandı diyelim. Bilinmeyen fenomen. Mayor Vali Boltz'i canavarları Nevi olarak tanıtmış, adlandırmış. Ve bu yeni tehditle ilgilenmek için bir özel polis birimi kurmuş. Officer Memur Sid tek başına Nevi'leri indirmiş ki aslında ben indirdim biliyorsunuz. Gördünüz, izlediniz. Yani hani kanıtlamama gerek yok, bendim o. Ve serserileri, bazı sokak serserilerini tutuklamış. Ne güzel değil mi? Artık rahatça hareket etmeme izin verecek misin? Oyun tutorial'ı geçebildik mi? İşte buradasın. Şehir birini göndermeyi unutmuşsun. Ne şehri? Dalga geçme zamanı değil. Acele etmeli ve çeşmeyi doldurmalısın. Birkaç dakika önce kurudu. Çeşme mi? Ne çeşmesi? Çeşmeyi nasıl doldurursun ki? Bugünlerde iyi bir yardım bulmak çok zor. Bak açıklayacak zamanım yok. Sadece oraya git. Çeşmenin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Al harita, ne olur ne olmaz. Ben daha önce bu şehirde mi çalışıyordum? Hatırlayamıyorum. Anlaşıldı, hemen oraya gideceğim. Harita için teşekkürler. Minimap'im var mı? Mümkünse bir minimap. Fuck. Çeşmeye gidilecek. Ben şeyim. Ben o şah mı vezir mi her neyse o benim herhalde. Tamam, ne istiyorsun benim? Tutorial mission. Tutorial missionlar bitmedi hala. Çeşme, anladın mı? Orada görüşürüz. Evet efendim. Kendim ben neye bulaştırdım böyle? Bir önce oraya gitsem iyi olur. Peki. Tamam, siktir git artık, hareket edeyim ya. Allah Allah, gıcık ettin ha. Ben uçuyorum acı. Hoppa! Zuben ya, yuvanır şu babayu. Heya. Hala sağlamım. Bu gücü arttırmanın bir yolu vardır herhalde. Daha uzun süre uçmalar falan filan böyle çok eğlenceli olur lan. Abi içinde hani yer çekimi olsa da, bu aslında uçmak olmasa da yer çekimi olsa da çok güzel ya. Neredeyse uçmaya yakın yani bir özellik. Zamanı gelmişti. Bir an önce fuel. Yani yakıt mı? Ya da yakıt toplamaya başla. Yakıt toplayayım. Tamam, nasıl yapacağım bunu? Bu senin işteki ilk günün mü? Havada dolanan o mücevherleri toplaman lazım. Havada dolanan mücevherleri toplayarak yakıt çeşmesini mi, deposunu mu, her ne bakış onu mu dolduracağım? Oyun giderek daha ilginç konseptlerle karşımıza çıkıyor. Mekanikler harika olsa da... yani siz demek istediğimizi anladınız. Bu ciddi iş. Git ve o elmaslı ya da gem ya da değerli taş ya da her ne boksa onları topla. Tamam, toplayacağım ben şimdi. Sen bir sakin ol. Bak. Oo, başkaları da uçuyormuş lan. Tamam. Yubi. Fuck. Basmam lazım oldu ki. Allah. Come on. Gidiyorum. Fazla abartmamak gerekiyor beyler. Fazla abartırsanız için sonuçları iyi olmuyor kimse için. Hani yani bu ikimiz için de mutlu sonuna bitmeyebilir bu hikaye. Kontrolleri tam kavrayamadığımız müddetçe değil mi? Değil. Bakalım burada tekme atabiliyor muymuşum? Atabiliyormuşum aslında lan. Vaca. Tamam dur. Oh yes. Artık duvarlarda yürüyorum. Ama duvarlarda yürümek bile maalesef yakıt değil, enerjimi harcıyor. Bunu gerçekten arttırmam lazım.
Yani oyun bu tarz görevlerle dolu değildir herhalde. Daha etkileyici böyle görev yapıları olsa gerek. Yani hani sadece bir yerlerden bir şeyler toplamak falan filan. Yes. Yes. Hayır. No. O zaman nasılsın? Şöyle uç. Orada dur, şöyle bir sakinleş. Bir böyle bir enerjini bir topla, kendine gel. Bu sonuncu muydu? İyi o zaman. O zaman geliyorum hacı oraya, ama beynine inerek geleceğim, bak şimdi iyi izle. Hoca! Süper tekme. Herifin üzerine bile inemedim anasını satayım. Selam, ben geldim. Çeşme. Al çeşmeyi doldur, ne işe yarıyorsa bu çeşme. Ne o, petrol çeşmesi falan mı ne yani? Ne akıyor ki şimdi orada? İşe yarayan çocuk yok mu? İşe yaradı. Yeni challenge açıldı. Güzel, güzel. Insta collector bile kullanmadın. Senin hakkında iyi konuşacağım şehirde. Sana daha fazla iş versinler falan anlamında herhalde. Diğer şeyleri de doldurmak için full time'de çalışmak ister misin? Senin özelliklerin ne? Hemen hallolurdu. Onu geçen etkilemiş olmalıyım. Hoşuma gitti. Ya da nasıl? Şöyle mi? Bir saniye. O pozu vermem lazım. Yok. Olmuyor oğlum. Nasıl bir poz olur ama? Tabii ki. Diğer fakülteleri, facilities, fakülte diye çevirip. Değil tabii ki. Alakası yok. Diğer facilities'leri de yardım etmek isterim ama part time olur mu acaba? Full time olarak çok doluyum ya. Bir sürü işim var. Hafızam kayıp. Kim olduğunu bilmiyorum. Yani evet, olabilir tabii ki. Eğer sen böyle yapıyorsan, böyle hani olayın oysa tabii ki. Ama yeteneklerini boşa harcamış olursun. Çok yazık olur. Her neyse, al. Bu 3 cevher, cem, değerli taş, zümrüt, olmadı, değerli cevher. Yaptığı işin ödemesi olarak bu 3 taşı al. Hizmetlerin için ödenmek, para ödenmesi güzel bir şeydi değil mi? Eğer full time çalışmak konusunda fikrin değişirse haberim olsun. Teşekkürler efendim. Bir dakika, bunlar şimdi benim topladığım şeyler değil mi zaten? Öyle olabilir. Cat'in güçleri şimdi upgrade edilebilir. İşte bu güzel. You are in a destination. Select customize neresi? Burası option zaten. Custom. Core power, special abilities. Oh, bayağı bir şeyler var. Affects the rate of which your gravity gauge drains is going to level up, decrease the rate. Oo, bunlar bayağı güzel olacak, şaka maka. 3 tane zaten bunu upgrade edebiliyorum. Daha kısa sürede, yani daha az gidecek enerji bir, yani daha böyle uzun süre şeyde kalabileceğiz demektir bu. Tamam, zaten 3 tane cebim vardı. Oradaki arayüz birazcık karışık, tam neyin ne olduğunu seçemedim de anladım sonra. Şimdi yay, ben oraya gidiyorum. Uha, hatun da yanımda götürüyorum, az siktir. Hatun gitti vallahi, çok üzgünüm. Yani istemeden oldu. Yani amacım bu değildi ama oldu bir kere. Bunları da toplayarak Cat'i upgrade edeceğiz demektir. Bu ki güzel bir şey bu. Ben bu, o ne acaba? Oraya çıkabiliyor muyum bilmiyorum. Ben artık bu şekilde böyle saatlerce dolanır bunları toplar dururum artık. Yani açık benim. Sunucuya bağlanılamıyor. Bu uygulama nağ özellikleri kullanılamıyor. Bu uygulama nağ özellikleri olduğunun haberin bile yoktu çünkü sevgili insan evladım. Yani hani oyuna herhangi bir güncelleme bile yoktu çünkü. Ben çok başka şeylerle uğraşıyordum halbuki. Sen niye şimdi öyle yaptın, videonun içine ettin ki yani? Ölür müydün yani? Hani 5 dakika daha beklesen, ben videoyu bitirmeye hazırlanıyordum burada. İnsanoğlu insan. Daha doğrusu makine oğlu makine. Şunu da alayım. Allah'ım ben bu oyuna sararım abi. Ben daha şimdiden sevdim bu oyunu yani. Yani mekanikler acayip hoşuma gitti çünkü. Yani hani böyle bir anda bir oyuna sardığımı ne zaman hissettim en son?
bayağıdır hissediyorum son dönem. Sık sık hissediyorum açıkçası. Hani güzel bir dönemden geçiyorum şaka makaka arkadaşlar ya. Hani oyunları seviyorum öyle söyleyeyim. Oynadığım oyunlar, şu dönem oynadığım oyunlar çok hoşuma gidiyor. Son birkaç aydır oynadığım oyunlar. Yani böyle hani hep güzel oyunlar oynadım. Undertale'dir, Ori and the Blind Forest'tir. Ondan sonra Digimon gene çok severek oynadım. Xenoblade Chronicles X'i oynadım çok severek. Yani mutlu gidiyor şu an şu günlerde böyle, yani keyfim çok yerinde açıkçası. Oyunların, yani şans eseri denk geldiğim oyunların güzelliğinden dolayı gerçekten çok zevk alarak oyun oynuyorum. Kısacası kaç defa aynı şeyi söyledim bilmiyorum ama bayağı söyledim sanki. Her neyse, seyrettiğiniz için teşekkürler. Ben şu anda ekrandan kafam bile çeviremiyorum oyunun mekaniklerinin acayip hoşuma gitmesinden dolayı. Rahat rahat böyle diye uçmaktan dolayı. Abi çok güzel ya. Şimdiden 60 tane oldum bile. Yes. 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 Dur bakayım. Upgrade. 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 Ya 50 ile upgrade oluyor. Health'i dur bakalım. Health'i de acele etme. Gravity Gauge. Effect is your descent when speed... hızımı arttırıyormuş bu da. Combat Powers bilmem ne. Combat Powers için erken birazcık şu anda. Daha uzun süre uçmak istiyorum ben. Evet. Level 3'e 4. Bir kere daha arttırınca da full olarak artık böyle baya baya vaca modunda. Böyle. Yes. Yes. Allah fazla gittin. Yer çekimini hafife aldın dost Kayoğlu. Yer çekimiyle oynama. İşte böyle. İşte böyle. İşte böyle. Burada da şöyle, Allah böyle değil ama olsun, bu da olsun. Gördüğünüz gibi manzara da harika. Ne olduysa buraya bok çukurunda yaşıyor bu insanlar belli ki, ama dertlerine bilemedim. Bu kadar. Gravity Rush benim gerçekten ilk 36 dakikasıyla sanki oldukça hoşuma giden bir oyun oldu. Eminim de ilerledikçe boss savaşları, mos savaşları falan filan de eklenirse, bu özellikle o öbür yer çekimini kullanan hatunla kapışıyorsak, düşünsenize ne kadar epik olduğunu. İkimiz birden yer çekimleri kullanarak böyle havalarda uçarak böyle falan. Bu oyun gerçekten çok eğlenceliye benziyor. Senaryosu ne kadar saçma olsa da. Başka bir videoda görüşmek üzere.